Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar dostlar. Bu hafta elimde toplam 8 tane kitap var. Ve bu kitapların hepsi bisikletle ilgili. Evde kaldığınız bu günlerde okuyabileceğiniz 8 harika bisiklet kitabı. Videonun içeriğine geçmeden önce çekilişten bahsedelim. Çekiliş şartlarının hepsini arkadaşlar şuraya açıklamalara bırakıyorum. Buradan girip şartları yerine getirerek çekilişe katılabilirsiniz. Çekiliş önümüzdeki hafta çarşamba akşamı saat 12'de kapanacak. Ve muhtemelen de perşembe ya da cuma günü canlı yayında çekilişi hep birlikte yapacağız. Ve aranızdan bir kişiye Zebraska yayınlarından bu Bisiklete Övgü isimli kitabı hediye edeceğim. İlk kitabımız Rüzgara Karşı. Juliana Buhring'in dünyanın etrafını en kısa sürede geçen kadının hikayesini anlatıyor. Bu tura nasıl hazırlanıyor, nasıl başlamış? Hep bunlardan bahsedilen tek solukta okuyacağınız harika bir kitap. İlk olarak 2017 yılında basılmış kitap. Juliana Buhring aynı zamanda bu gezisi sırasında Türkiye'den de geçmişti. Şayet ben uzun hikayelerden hoşlanmıyorum, uzun romanlar beni darlıyor, bana kısa kısa bisiklet hikayeleri olsun arkadaş, böyle yatmadan önce bir 5 dakika okuyayım, ondan sonra da bisikletle ilgili güzel rüyalara dalayım diyorsanız, Aydın İleri'nin bisiklet öyküleri tam size göre. İçinde bir sürü kısa kısa hikaye var, hepsi de bisikletle ilgili, bisiklet anılarıyla ilgili. İlk defa 2015 yılında basılmış olan bu kitap, mutlaka başucunuzda bulundurması gereken bir bisiklet kitabı. Bisiklet kütüphanenizde olmazsa olmazlardan bir tanesi, kült olarak kabul edilen ve yol bisikletine, bu kitabı okuduktan sonra muhtemelen yol bisikletine ve yarışçılara saygınızın iki kat artacağı Tim Krabbe tarafından ilk defa 1978 yılında Hollanda'da çıkartılmış bir kitap. Mutlaka bu kitabı edinin. Yol bisikletinin zevkini, tadını bu kitapla siz de okurken mutlaka bulacaksınız. Eğer bir gün siz de Türkiye turu yapmak isterseniz arkadaşlar ve bir bilgi kaynağına ihtiyaç duyarsanız, birinin tecrübelerine ihtiyaç duyarsanız, Serkan Taşdere'nin Pedalla Türkiye'si 2014 yılında yayınlanmış bu kitabı tam size göre. Türkiye yollarına 7500 kilometre ve Serkan'ın müthiş tecrübelerinin anlatıldığı bir kitap. Bu kitabı da mutlaka kütüphanenizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Bir solukta okuyacağınız harika bir kitap. Kitap okumayı çok sevmeyenler, çabuk sıkılanlar için ama tura ilgisi olanlar için böyle kısacık, incecik Kahire Kızıldeniz yolculuğunu yapan Sibel Buğdaycı'nın kitabı ilk defa 2011 yılında yayınlanmış. Kitap biraz ince ve hızlı geçilmiş olsa da yine 1-2 gün içinde okuyup bitirebileceğiniz güzel bir kitap. Bu kitabın ismini söylerken gerçekten zorlanıyorum. Okuyayım. Biga Meki Basu Yake. Bisikletle Güney Amerika yolculuğu. Hülya Koç'un Güney Amerika yolculuğunda bisikletle yaptığı yolculukta anılarından oluşan bir kitap. Yine hoş bir kitap. İlk defa 1998 yılında yayınlanmış bir kitap. Yine tura ve Güney Amerika'ya ilginiz var ise bu kitap güzel, akıcı anlatımıyla hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir kitap. Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihinde belki de yapılmış, kayıt altına alınmış ilk bisiklet turu. Yani hepimizin bir nevi atası. İbrahim Ahmet Tevfik Bey'in 1900'lere doğru İstanbul'dan Bursa'ya yaptığı o eski tarz bisikletlerle gelişmemiş, Shimano'nun olmadığı dönemdeki bisikletlerle, işte dişli olanlarından gezinin, turun içeriğine kadar her şeyi bulabileceğiniz mükemmel bir kitap. Ben bu
baskısı, bunun iki baskısı var. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın çıkardığı ilk baskıya ulaştım. Siz de ikinci el kitapçılarda bunları bulabilirsiniz. Eğer bu kitabı bulursanız kesinlikle ve kesinlikle satın alın. Kesinlikle pişman olmazsınız arkadaşlar. Bir solukta, iki günde okuyup bitireceğiniz bir kitap. Son olarak çekilişle size de hediye edeceğim Zebraska Yayınları'ndan Bisiklete Övgü kitabı. Bu senenin Mart ayında basıldı. İçinde şurada resmini görüyorsunuz. Bizim arkadaşımız Aydın Bez'in de katkıları oldu. Kitap bir solukta okuyacağınız kısa ama bisiklete atfedilmiş harika hikayelerden oluşan bir kitap. Ben de henüz okumadığım için içeriği hakkında çok fazla bir bilgim yok. Muhtemelen bu akşam okumaya başlayacağım. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. 8 tane harika bisiklet hakkında yazılmış kitaba göz attık. Önümüzdeki hafta dediğim gibi bir canlı yayın var. Ondan sonra normal akışında videolarımıza devam edeceğiz. Şimdilik evinizde kalmaya devam edin. Sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.